Petersburg'da bir binanın avlusuna geldik. Burada bir ressam. Ressam diyebiliriz değil mi bu? Tamam. Ya bir sanatçı. Sanatçı, evet. Buraya duvara çok güzel böyle şeyler resmetmiş. Bu taşlarla. Değil mi bu taşlar? Ne bu, mozaik mi bu? O evet. Bütün dünyanın gittiği yerinden getiriyor. Ha, kendisi Rusya'ya getirdi bunların hepsini. Evet. Küçük küçük. Kaç yılda yapmış burayı? 20 yıldır olabilir ama çok zaman oldu. Şu an yaşıyor mu? Evet. Bu onun yaşadığı... Yani ölmedi yani adam. Yok, ölmedi. Sağlıklı olsun. Olabilir. Bunu yapmaya başlamış. Yavaş yavaş. Sonra onun öğrencileri bu da mozaik yapmaya başladılar. Şimdi işte bir okul oldu burada. Her duvar. Avlu. Evet. Avlu. Arkadaşlar pardon. Açık Hava Müzesi. Sankt Petersburg. Alimp Kültür. Rusya'nın özel ressamı. Ve ismi. İsmi. Burada Gençler Merkezi açılmış. O ressam ressamın dersler veriyor. Akademi de ders veriyor sanırım. Evet, ders veriyor. Binanın her tarafına böyle resimler yapmış ve taşlarla, mozaik taşlarla ve dünyanın her yerine gittiği ülkelerden getirmiş bu taşları. Devam ediyor. Daha şurada ileride avlu var. Orada da bir sürü eser var. Kaldırımda bile, değil mi? Şey kapaklarının üzerine bile şey resmetmiş. Nedir bu? Kanalizasyon kapaklarının üzerine. Evet. Burada bir kitap var. Mesela siz yazabilirsiniz. Bir dilebilirsiniz bir şeyi mesela. Bu Rusça yazıyor. Hadi biz de yazalım. Biz de yazabiliriz tabii. Bu bilmiyorum. Rusça değil. Yani yabancılar gibi. Fransızca benziyor. Fransız, evet. Hadi Rusça yaz. Herkes okusun. Ne yazalım? Avluya geldiğimizi, çok beğendiğimizi, dünyaya böyle bir eser bıraktığın için teşekkür ettiğimizi yaz. Altına da isimlerimizi yaz. Çocuk parkındaki süslemeler bile yine bu ressamın çalışmaları. Burada güzel bir avlu. Yine böyle çok ilginç gerçekten. Böyle küçük küçük mozaik taşlar. Ve en ilginci bunları da dünyanın her yerinden buraya taşımış olması. Yani burada herhangi bir inşaat malzemeleri satan bir dükkandan değil de kendisinin getirdiği ürünler. Normalde burası şey, hala insanların yaşadığı yer. Yani bu binalarda insanlar yaşıyor. Adam da burada yaşıyormuş, şu an hayattaymış. Ben ilk başta Alexey buraya gelmeden önce bana anlatmıştı. Demiştim herhalde şey, adam hani buraya yapmış, ölmüş falan. Genelde burada öyle oluyor yani, eski zamandaki sanatçıların isimlerini duyuyoruz. Adam hala hayattaymış. Hazır. Bugün? 13 müydü? 14. 14. Evet, ben de atayım. Hatta videoyu görmeler için şöyle yapayım. Şöyle link de bırakalım. Ben Türkçe bilmiyorum bu ne demek. Burçlar, değil mi? Evet, burçlar. Evet. Benimki nerede? Dur, kendiminkini bulayım önce. Burada benim, ikizler. Benim de. Evet. İkizler mi? İkizler benimki. Şimdi bu rakamlarla buranın bir yön, bir şey var mı? Bir anlamı var mı acaba? Yok bir şey bence. Çünkü mesela 1'den başlamış, 23'e kadar numaralandırmış. Evet. Bu bir saat gibi belki... Hayır, saat gibi mi yapmış? Bilmiyorum. İlginç. 24 saat yazılı gibi. Senin burcun ne bu arada? Burcun da benim Koç, evet. Koç, şurada bak, buldum. Bu. Yok, hayır. Burada. Yok. Ha, orada, evet. Pardon, o değil. Bu, evet, balıklardan sonra Koç oluyor. Evet. Alexey'inki de burada. Bizimki burada, ikizler.
bazı şeyler hiç fazla anlaşılmıyor ya da biz anlayamıyoruz hani resim. Biz de anlayamıyoruz. Belki daha çok zaman. Hayal dünyası lazım. Nedir acaba? Ha, evet. Yani işin yani resimden anlayanlar çok daha iyi anlayacaktır da. Belki malzemesi de yetmemiş olabilir. Hani taş bitmiştir falan. Sanki ben şöyle düşünüyorum. Elindeki taşlara göre resimler yapmış gibi. Evet. Evet, bu videoda size Petersburg'daki kültür başkenti diye boşuna söylemiyoruz. Gerçekten burası kültür başkenti. Her sokağından ayrı bir sanatçı, evet, sanat eseri fışkırıyor. Burada da bugün bu videoda size ilginç bir avlu, yani binanın avlusunda bir ressamın çalışmalarını göstermeye çalıştık. Hikayesi çok güzel. Adam yurt dışından değil mi? Gittiği ülkelerden getirdiği taşlarla burada yani metrelerce boyunca bir sürü eserler yapmış ve adam hala hayattaymış. Burada akademisi falan da varmış. Orada eğitim veriyormuş, öğrencileri varmış. Teşekkür ederiz Alex. Rica ederim arkadaşlar. Size buraları gösterdiğiniz için. Getireyim seni daha çok. Daha çok videomuz olacak. Keşke zamanımız olsun. Zamanımız kısıtlı maalesef. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Rusya'dan, Petersburg'dan hepinize selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.